Evet, Suriye'yi konuşmaya devam ediyoruz. İstanbul stüdyomuzda Sayın Süleyman Seyfi Öğün ve Sayın Mensur Akgün. Ankara'da ise Sayın Mehmet Yayın konuklarımız. Kaldığımız yerden devam edelim. Sayın Öğün, biraz önce İsrail ve Türkiye arasındaki bu aslında bir şekilde paralellikten bahsettik. Çıkarlar konusunda, ülkesel çıkarlar konusunda. Bu da paralellik demişken insanın aklına başka paralellikleri de getiriyor. Mesela bir İran ve Suudi Arabistan arasındaki mezhepsel paralellik. Bu resmi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mezhepsel paralelliğin bir ehemmiyeti var mı bu noktada? Bence şöyle, yani şu an daha bölgesel, dar, dünya dinamiklerini kısa bir süreliğine ihmal ederek konuşacak olursak, yakın etkiler açısından Orta Doğu'daki rol dağılımının pek de böyle çok standart bir şekilde okunamayacağını düşünüyorum ben. İşte zaten biraz önceki konuşmada da sizin de vurguladığınız üzere Türkiye ile İsrail'in, ki düşman kardeşler konumundaydık, birden paralele düşmesi gibi bir durum çıktı ortaya. Ama bence bu tip paralellikler dediğiniz gibi sınırlı değil. Orta Doğu'da şu an mesela iki önemli aktör, bunlardan bir tanesi İran, bir tanesi Suudi Arabistan, normal şartlarda bir araya gelmeleri mümkün olmayan, katı mezhebi bölünmeler üzerinden düşmanlık besleyen bu iki güç de paralele düşüyor. Çünkü İran'ın şu an bütün amacı, stratejik amacı, cephesini mümkün olduğu kadar uzağına kurmak. Dolayısıyla işte Akdeniz'e kadar bu zonu geliştiriyor. Suudilerin ise şöyle bir beklentisi var ya da diyelim ki endişesi var. Mısır'daki o İhvan hareketinin Tunus'ta başlayıp Mısır'a sirayet eden, yarın Ürdün'e gidecek olan, Suriye'yi de içine alacak olan bir şeyi çok içeride karşılamak istemiyorlar. Mümkün olduğu kadar bunu dışarı yayıyorlar. Bakınız, bugün Suriye ile hiçbir kökensel alakası olmayan, neydi belirsiz, işte El Nusra cepheleri, kaideler filan, biraz bunun için burada. Dolayısıyla bu tip paralelliklere dikkat etmek lazım. Kaygan çok zemin. Yani tuttuğunuz bir el sizi bambaşka bir noktaya da götürebilir. Aslında burada Katar'ı da resmin içine sokmanızı rica edeceğim. Çünkü bir Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye dayanışmasıyla yola çıkılmıştı ama sonradan Türkiye'nin yalnızlığı çok irdelendi. Katar nereye düşüyor bütün bu resmin içinde? Katar, Arap Birliği nereye düşüyor? Evet, yani Katar, bu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın daima ortak giden çizgisi içerisinde garip. Ben bunun doğrusu arka planını bilmiyorum ve bu konudaki araştırmalarım da çok bir netice vermedi. Bir atak yaptı. Yani kendi başına işte ihvanı desteklemek vesaire gibi. Fakat o ara bildiğiniz gibi çok kısa bir sürede garip bir biçimde iktidar değişimi oldu. Baba koltuğunu oğluna bıraktı. Ve anlayabildiğimiz kadarıyla Katar yeniden o çizgiye, o atağından vazgeçmiş vaziyette ve o çizgiye geri geliyor Mısır söz konusu olduğunda. Türkiye ile Suudiler arasında veya Körfez ülkeleri arasında Suriye'de örtüşen belli noktalar var. Bunlar manipüle de edildi. Belli bir ortak siyaseti de çok enformel bir düzeyde götürüldü. Ama bunun da aşındıran dinamikler ortaya çıkıyor. Yani zeminin kayganlaşmasından bahsetmem bu. Mısır devreye girdiği zaman bu Suriye'deki Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşması veya Körfez yakınlaşması boşlukta kalabiliyor. Dolayısıyla işte o yalnızlık denilen şeyi konuşmaya başlayabiliyoruz. Gerçekten çok kaygan bir zeminle karşı karşıyayız. Şimdi yine aynı konuyla devam edelim. Sayın Akgün, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de Suriye konusunda uluslararası camianın ortak bir tavır alması konusunda sitemleri vardı. Birleşmiş Milletler'in tavrını eleştirdi ve de çok net bir eleştiri de tabii ki Arap Birliği'ne, Müslüman dünyaya geliyor. Siz bütün bu denklemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii Arap Birliği almış olduğu kararında yani bir müdahaleyi desteklemedi. Ya, ama daha sonra Suudi Arabistan temsilcisi dışarı çıktı ve müdahaleyi destekler nitelikte bir konuşma yaptı. Ama açık bir destek değildi. Halbuki Libya söz konusu olduğunda onlar çok daha açık bir şekilde müdahaleyi desteklemişlerdi.
Şimdi yani Suriye'de biz Suudi Arabistan'la, Katar'la, yani Körfez ülkeleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, hatta Bahreyn'le bile bir ölçüye kadar aynı görüntüde aynı çıkarları paylaşıyoruz. Aynı muhalefete 3 aşağı 5 yukarı destekliyoruz. Ama aslında bu sadece görüntüde. Onlar sorunun çözümünden çok, bana kalırsa, sorunun uzamasını ve bu sorunun içerisinde İran'ın tüketilmesini, mümkün olursa eğer Arap Baharı'nın boğulmasını, bunun mezhepsel bir çatışmaya dönüştürülerek bambaşka bir şeye, eksene kaymasını ve böylece kendi rejimlerinin bekalarını ön plana çıkartıyorlar. Veya biz de eğer onların yanında, yerinde olmuş olsaydık aynı şeyleri düşünürdük, aynı şekilde hareket ederdik. Ama bu çıkarların hiçbir şekilde örtüşmediği anlamına gelmiyor. Ancak o örtüşen çıkarlar %100 örtüşen çıkarlar değil. Çünkü benim görebildiğim kadarıyla bu ülkeler, Körfez ülkeleri, özellikle Suudi Arabistan, bu Suriye sorununun bir süre daha uzamasının kendisi için çok daha hayırlı olacağını düşünüyor. Peki, bir de Ankara'dan görüş alalım. Sayın Yeğin, bu çıkar paralellikleriyle başlatmıştık mevzuyu. İran ve Suudi Arabistan'ın özellikle mezhepsel açıdan bir paralellik seyretmesini büyük resimde nereye koyuyorsunuz? Katar, Suudi Arabistan, Arap Birliği'nin tutumunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet. Burada tabii konjonktürel olarak aynı tarafta görünme gibi bir durum söz konusu olabilir. Fakat bu bence sınırlı bir atmosferde, sınırlı konularda söz konusu. Çünkü burada baktığınız zaman eğer aynı safta bulunma konusu değerlendirilecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri'nin de Esed'e yönelik bir operasyon yapması durumunda El Nusra ile aynı cephede olduğu gibi bir görüntü ortaya çıkacaktır ki bu uzun vadede çok da gerçekçi, çok da somut bir tabloyu bize vermiyor. Burada her ülkenin kendi çıkarları söz konusu ve bu çıkarlara göre buradaki tablonun belki hali hazırda devam etmesinin getirdiği çıkarlar veya bunun genişlemesi ve genişlemesinin beraberinde getireceği endişelerin de çok ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. Burada belki Türkiye'yi de duruma kattığımız zaman Türkiye açısından da burada benzeri bir tablo söz konusu. Baktığımız zaman biz Türkiye burada eğer ABD bir büyük bir operasyon yapacak olursa eğer Suriye'de bu operasyonun içerisinde bulunması gerekiyor. Kendi sınırında yeniden şekillenecek bir Suriye'nin içerisinde bulunması için. Fakat kısa bir operasyon yapılacaksa, sınırlı bir operasyon yapılacaksa burada Türkiye için gerçekten endişe verici bir tablo söz konusu. Çünkü hali hazırdaki durumda yerinde kalacak bir Esed rejimi en fazla Türkiye'ye tehdit oluşturacak bir rejim olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla sadece kime karşı olduğu değil, hali hazırdaki kullanılan diplomatik enstrümanların ne gibi sonuçlar doğuracağının da ülkelerin alacakları roller, alacakları konumlar bakımından çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Bu da bu küçük değişikliklerle birlikte ülkelerin konum değiştirmelerini beraberinde getirebiliyor açıkçası. Peki, şuna değinmek istiyorum. Şimdi hep operasyon ihtimalinden bahsediyoruz. Fakat işte müdahale kısıtlı mı olacak, kaç gün içinde olacağı konuşurken ya müdahale hiç olmazsa alternatifi üzerinden de gitmek istiyorum. Çünkü şu an ciddi bir mülteci sorunu yaşıyoruz. 7 milyon rakamını telaffuz etti bugün Başbakan. Türkiye 500 biniyle ağırlamakta, misafir etmekte. Bunun Türkiye'ye getireceği muhtemel yük, 100 bin kişinin ölümünden bahsediyoruz. Müdahale olmazsa alternatifi üzerine neler söylemek istersiniz? Daha zayıf bir ihtimal gibi gözüküyor. Yani ben de müdahalenin şu ya da bu şekilde, şu ya da bu derecede olacağını tahmin ediyorum. Çok büyük beklentiler gütmeden tabii ki. Ama yani bir zihin jimnastiği yapmak temelinde buna bakacak olursak elbette yani hakikaten orada görünen köy kılavuz istemiyor. Ve en başta bu demografik dalgalar, göç dalgaları üstümüze gelecek. Ama ben bunun nelerle birleşeceği, başka dinamikler söz konusu olabilir. Çünkü bizim için hakikaten yumuşak karın oralar birçok açıdan bölgesel anlamda. Onun doğuracağı şeyleri doğrusu düşünmek dahi istemiyorum. Yani o çok daha feci bir şey olur. Yani Türkiye'nin içeriden bir anlamda
bir yangına dahil edilmesi gibi. Çünkü bugün işte biliyorsunuz Urfa Valiliği de onu güzel açıkladı. Yani bu geliş gidişlerde Türkiye evet. bugüne kadar çok esnek davrandı. Neyin içeri girdiği konusunda çok fazla bir bilgimiz de çok yok. Çok net bir şekilde Şanlıurfa Valiliği sınırın evet. kontrol edilemediği tespitini yani, telaffuz tabii. etti. Zaten o sınır hiçbir zaman çok kontrol edilen bir sınır değildi. Ama bu özel durumda, dramatik durumda iyice çok insani peki. tabii sahiplerle ama bunun... bu sürecin müdahale olmaksızın kendi haline bırakılması durumunda yol açacağı şeyleri ben daha başka bir kaos getirir yani, diyorsunuz. Düşünmek dahi istemiyorum. Peki sürem ne yazık ki çok azaldı. Ben aynı soruyla ilgili son toparlama cümlelerinizi rica edeceğim. Sayın Akgün buyurun. Yani bu soru genellikle Türkiye'de sorulmayan bir soru. İyi ki bunu gündeme getirdiniz. Çünkü insanlar yani müdahale olursa ne olur? Ne büyük felaket yaşanır sorusunun cevabını vermeye çalışıyorlar. Ama müdahale olursa yani bundan Türkiye bölge ve olmazsa Türkiye ve bölge de çok ciddi bir şekilde etkilenir. Ama asıl etkilenecek olan Suriye yerler olur. Yani biraz önce söyledi Süleyman Bey ne kadar çok insanın ortalıkta olduğunu. Ama asıl önemli olan mesele 100 bin insan öldü. Bir 100 bin daha insanın öldüğünü gözlemlemek zorunda kalabiliriz. Peki. Sayın Yayın aynı soruyu size iletmek istiyorum. Hep müdahale olasılığı üzerinden gidiyoruz. Müdahale olmaması durumundaki yorumlarınızı çok kısa rica edeceğim. Evet, açıkçası ben ABD'nin sahada herhangi bir değişiklik oluşturmayan bir müdahale yapması yerine artık müdahale yapmamasını daha olumlu bir seçenek olarak görmeye başlıyorum. Çünkü bu durumda daha kızgın, daha saldırgan bir Esed'le karşı karşıya kalma durumumuzda söz konusu olabilir açıkçası. Peki Sayın Yayın, Sayın Öğün, Sayın Akgün çok teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız ve yorumlarınız için. Programımızın sonuna geldik. Hoşçakalın.